Herkese selam. Bugün sizlerle beraber GTA Vice City'de off-road missionları yani off-road görevlerini yapacağız. Bu görevler farklı farklı araçlara binerek, küçük checkpointlerden geçerek yaptığımız görevler. Ve ilk olarak PCC 600'ün oraya geldim. Haritadaki noktamız da burası. PCC 600'leri hepimiz çok seviyoruz, eminim buna. Ve kıpkırmızı harika bir PCC var. Bakalım neler söyleyecek bize. 24 tane checkpoint'ten geçmek için 120 saniyen var. Herhangi bir sıra olmadan toplayabilirsin. İlk checkpoint'ten geçtiğinde başlayacak dedi. O yüzden ilkinden düzgün bir şekilde geçmeye çalışalım. Ve ilkini geçtik. Zaman başladı. 2'den atladık. Yukarıya çıkacağız. 3. Burada gaza basmamızı istiyor bizden oyun. Şu ana kadar harika ilerliyorum. 1 dakika 40 saniyem kalmış. Altımdan da kamyon geçirmişler sanki ona çarpacakmışım gibi. Hop 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 hop. Ne koydu be? Harika ayarlamışlar o saniye var ya. Efsane çarptı bana. 13'ünü topladım, kaldı 11. 1 dakika 20 saniyem var. Hayır ya, böyle küçük hatalar yapmayalım. Ne güzel başlamıştık. Hemen şöyle az geri gel. 15. 16, hemen bir el freniyle dönüş. Burayı her zaman Lance'la beraber ilk görevden geçerken kullanıyorduk. Kaldı 3 tane. Aha, buradaki rampadan atlayış var şimdi. 45 saniye. Daha önce buradan stunt jumplar için atlamıştık. Şimdi başka bir görev için atlıyoruz. Ama atlayamadık ve 35 saniyemiz kaldı. Hemen çıkıp tekrar gelmem lazım. Yoksa kaybedeceğim. Hadi. Son 20 saniye. Yapacağım. Bu sefer uzaktan geliyorum. Bu sefer daha rahat bir uçuş olacak. Hop, dur. Ve oley ve kazandık. Yeni rekor 1 dakika 53 saniye dedi. 1000 dolar verdi. Şimdi sıradakine doğru geçiyoruz. Ve diğerine gitmek için farklı yere çok gitmemize gerek yok. Oradan aşağı atladığımızı düşünün ve otoparka giriyoruz. Bu otoparkı az çok bilirsiniz. Daha önce Lance'da buraya gelmiştik ve bir Kruger almıştık. Daha sonra da Diaz'ı korumaya gitmiştik. Tabii sizler benim gibi taban vay yapmak zorunda değilsiniz. Bir araç alabilirsiniz. Buradaki olay aslında gerçekten eğlenceli. Ehliyet kursuna gidenler veya ehliyeti olanlar bilir. Özellikle motor ehliyeti alan arkadaşlar konilerden geçer. Küçük yarışlar yaparlar. Yarış değil aslında. Onların kendi küçük checkpointleri vardır. Şu stallion mu? Bakalım. Hayır, Stinger bu. Şurada bir tane stallion olması lazım. O stallionla görevlere başlayacağız. Tamamdır, bindik. Connie Crazy. 5 tane checkpoint'ten geç ama hiçbir konuya çarpma. İstediğin sırayla toplayabilirsin. İlkinden geçtiğinde zaman başlar. Her checkpoint sana 12 saniye verir dedi. Şöyle bir etrafımızı inceleyelim. Nereden geçebiliriz, ne yapabiliriz diye. Şuradan geçip sağa dönüp tekrar bu tarafa gelmek lazım herhalde. Şöyle bakalım, burada bir boşluk yok. Şu ikisinin arasından da geçilebilir aslında. Sonra şöyle bir bakalım karşımıza. Arkamızda bir tane var. Yerimizi değiştirelim bir. Etrafı inceleyelim ve en doğru girişi yapalım. Buradan düz devam edebilirim oradan geçtikten sonra. Düz devam edip şuradan yukarıya çıkacağım. İki sağ yapacağım. Ve karşıda en sondakine gideceğim. Hadi bakalım. Başladığımız yer en doğru yer gibi gözüküyor. Aracımızı ayarladık. Ve ilk koniden geçerek başlıyorum. Nereden baksan iyi geçiş. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Araba hareket ettiği için tekrar inip binsem bile bana görevi başlatmayacak. Tekrar gelmek zorundayım. Bu sefer daha sakin olmaya çalışacağım. Ehliyetimi alırken gayet iyi geçmiştim ama
Buralarda büyük sıkıntı. Şu ambulanstan ineyim. Ekranın zaten tamamını kaplıyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Bu motoru gördüğüm anda alasım geliyor. İnanılmaz bir açlık var. Ben motoru çok severim. Motor hastasıyım. Ama ailem motor almama izin vermediği için motor almıyorum. Tabii ki onlara karşı gelip alabilirim ama ailenize hiçbir zaman karşı gelmeyin böyle konularda. Ve tekrar bindik stadyuma. Zaten bildiğimiz şeyleri söyleyecek. Eğlenceli bir Latin müziği çalıyor. Şimdi yapmamız gerekeni biliyoruz. Şu ara bakın iyi aslında. O ara iyi. O aradan geçilebilir. Hata yapmamam lazım sadece. Ya abi geçer mi bu araba oradan ya? Aldım. Neyse çarpmadı saydı. Birinden daha geçtik. Hadi çık. Tamam onu da aldık. Sonuncudayız şimdi. Ve tamam. Gayet rahatmış. Sadece ilkleri zorluyor. Buradaki gerçekten kolay. Arkadakiler kolay. Ama şuradaki ikili biraz zorlayabilir. Dediğim gibi burası eğlenceli ve aslında basit. Sadece bizim şanssızlığımıza gelmiş. Şimdi üçüncüye doğru geçiyoruz. Ve mekanımıza doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşırken size de bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz burada stadyum var. Mesela şu anda 4 ring yarışı yapılacakmış. Akşam kaçta başlıyormuş? Akşam 8'de start verilecek diyor. Daha sonra bu yarışlara geleceğiz. Bir iki bölüm sonra gelebiliriz. Ve burada stadyum yarışlarını yapacağız. Oyunu %100 bitirebilmek için bu da gerekli. Şöyle aradan kayabiliyor muyuz bakalım. Aradan kayalım. Ve tekrar geldiğimizde noktamızı zaten göstereceğim. Biraz yol uzadı. Neyse yolu tanıyoruz yolu. Bunlar antrenman sürüşleri. Formula 1'de de olur ya. İnsanlar sürmeden önce yolu tanırlar. Bizim Sand King buralarda ne gider var ya. Ve mekanımıza doğru geldik. Şimdi yarışmamız gereken arabaları bulalım. Şurada bir cam var ve geldik. Burada görüyorsunuz iki tane araç var. Bu iki araç üçüncü ve dördüncü yarışları oluşturuyor. Önce hangisini seçelim? Şu an bakıyorum ve sizin neyi düşüneceğinizi karar vermeye çalışıyorum. Tabii ki çoğunuz motoru isterdiniz büyük ihtimalle. Ve bindiğim anda başladı. İki lap yap diyor. Aşağıdakileri şu anda okuyamıyorum. Sizler okuyorsunuz. Sanırım işte eğer her lapta kendini geçersen veya her rekor kırdığında daha çok para kazanırsın gibi bir şey söyledi. El freniyle dönmeye çalışın buralarda. Normal freni kullanmayın. Bu tarz motorlarda her zaman el freni daha iyidir. Henüz 31 saniye oldu. Hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum. Çünkü sıkıntısız gidiyoruz. Diğer araç da bayağı sağlam böyle. O ajanların aracına benziyor. Buralarda güzel gidecektir. Diğerinden de geçeceğiz şimdi. Nerede lan diğeri? Hah. Ondan da geçtik. Hop. Bir zıplama. Ve bir dakika. Gayet hızlıyız. Yalnız mekan da uzunmuş ha. Güzelmiş. İnşallah gerçekte de böyle şeyler yaşarız bir gün. Dediğim gibi motorları çok seviyorum. Bir dakika 15 saniye. Biraz başlar döndü. Biraz mideler bulandı. Böyle anlar benim hep nedense midemi bulandırıyor. Bu arada anketimize bayağı katılım oldu. En azından 200 oy falan geçtik. Watch Dogs falan birinci. Aslında Watch Dogs çok bir FPS oyunu değil. Ama yine de onu birinci yaptınız. Ve söz verdiğim gibi onu çekeceğim. Emin olabilirsiniz. GTA Gizem videosu paylaşmıştım. Bir günde 25-30 binleri buldu. Çok teşekkür ederim. Ve yarış direkt bitti. Ben 2 lap yapacağız zannediyordum ama zaten
yeterince uzun. İki lap yapmana gerek yok dedi oyun bana. Her yerde motor var şu anda. Şu motoru biraz kenara çekelim. Ve diğer ile yarışımıza engel olmasın. Sanchez bu motorun adı da bilmeyenler için. Ve şimdi ajan arabamıza binelim. Ve direkt tekrar başladık. Test track diyor. Yani deneme sürüşü gibi bir şey. Tekerleklerin üstünden geçerken hissetmiyor bile tekerlekleri. Araba inanılmaz. Hop. Bunu geçemedik. Ama zaten bu yarışlarda siz zamana karşı yarışıyorsunuz. Yani mission failed durumu yok. En azından bildiğim kadarıyla yok. Mission failed durumu var abi. Eğer böyle yaparsan mission failed olabilirsin. Şimdi orada yeni araç da yok. Çok güzel. Tekrar ölüp geleceğiz. Süperim ya, inanılmazım. Ve tekrar geldik. Bu sefer son... Abi ya neyse, bu bir fail versin. Ondan sonra diğerine geçelim. F'ye bastım, direkt motorun üstüne uçtu. Ben ne yapayım? Tamam. Güzel, fail out olduk. Şimdi sana geliyoruz. Landstalker'ımızla bu sefer başarılı bir sürüş yapacağız. Hayır 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 hayır, yapma yapma yapma, aman diyeyim. Hah, şükür. Sakın ya, gözünü seveyim. Öyle aptalca hareketlere gerek yok yani. Araç sağlam dedik, güzel dedik. Takla atmaya meyilli çıktı. Ya da ben süremiyorum, bilmiyorum. Ondan da geçik 30 saniye oldu tabii ki. Dediğim gibi Sanchez kadar hızlı değil ama. İdare ediyor, idare ediyor. Aman. Aynı yerde takılıyordum değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam aynı yer. Demek ki ben arazi aracı kullanacak bir adam değilim. SUV'ler benden uzak olsun diyoruz. Bir dakika 10 saniye oldu. Yerin altından geçtik resmen. Bazen öyle odaklanıyorum ki gözlerimi falan kısmışım. Kameradan kendime bakınca görebiliyorum. CS oynarken de çok oluyor. Şöyle köşesinden geçelim bu sefer de. Yine takla atmaz. Herhalde o motorun rekorunu kırmaya çalışmıyoruzdur. Öyleyse bu araçta motorun rekorunu kırmak imkansız. Kendi işlerinde rekorları vardır diye düşünüyorum. Çünkü eğer diğer rekorunu kıramazsan mission failed veriyor. Öyle olursa benim bu görevi yapmam imkansız olacak. Hadi bakalım. 2.05 oldu. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Başladığımız yere döndük. Ve neyse ki öyle bir sıkıntı vermedi. Patla ulan Allah aşkına, patla ya. İyi idare ettin gene. Arkadaşlar ilk olarak PCJ'ye gittik. Ocean Beach'te. O her zaman spawn olduğu yerdeydi. Daha sonra ehliyet kursu için o konilerden geçtik. Ve ehliyetimizi aldık Allah'a şükür. Daha sonra geldik buraya. Haritadaki noktamızı göstermediysem de göstereyim. Haritadaki noktamız burası. Bu motorla görevimizi yaptık Sanchez'de ve Landstalker'la yaptık. Bu GTA Vice City'yi %100 bitirebilmek için gerekliydi. Ve bir şeyi daha hallettik. Artık Vice City'de çok az bölüm kaldı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın ve takipte kalın. Artık San Andreas'a doğru yavaş yavaş geçiş yapıyor olacağız. Hepinizi seviyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum herkese. İyi günler.